Selam arkadaşlar, ben İlker ve bu videomuzda enerji iletim hatları 18. ders ile karşınızdayım. Arkadaşlar, geçen dersimizde enerji nakil hatlarında oluşan titreşimleri ele almıştık ve bu titreşimlerin frekansını nasıl hesaplayacağımızı öğrenmiştik. Ve biz geçen dersimizde yine öğrendik ki bu titreşimleri engellemek için enerji nakil hatlarında damper kullanıyoruz. Damper diğer bir adıyla titreşim engelleyici, diğer bir adıyla titreşim amortisörü, işte bambaşka bir adıyla titreşim sönümleyici olarak geçiyor kaynaklarda. Şimdi bu damperin etkili olabilmesi için damperi doğru noktaya yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu şöyle güzel bir fotoğraf üzerinden açıklamaya çalışalım. Öncelikle bu resme baktığınız zaman şurada solda gördüğünüz direk taşıyıcı direk, sağda gördüğünüz direk ise durdurucu direk olduğunu ben baktığım zaman anlayabiliyorum. Neden anlayabiliyorum? Çünkü burada bir jumper kullanılmış. Elektrik port gibi sitelerde bu camper diye geçer. Diğer kaynaklarda da camper diye geçer. Aslında orijinali İngilizce'de jumper'dır. Yani atlama diye çevirebiliriz bunu. Durdurucu direklerde biz niye atlama yapıyoruz? İletimin devam edebilmesi için İzolatörleri birbirine bağlamak adına jumper kullanılır. Bu jumper'ın kullanıldığını gördüğüm için ben burada bunun durdurucu direk olduğunu anladım. Bunun da taşıyıcı direk olduğunu jumper kullanılmadığından dolayı biliyorum. Şimdi arkadaşlar, bizim burada damperin yine geçen dersimizde göstermiştik. Bir daha burada gösterelim. Bu enerji nakil hattı elemanının damper olduğunu biliyoruz. Ve bu damperi bu dersimizde göreceğiz. Doğru noktaya yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun da ufak bir hesaplaması var. İleri yöntemde ise damperin bu şekilde de kullanılabildiğini geçen dersimizde öğrenmiştik. Şimdi damperi bu fotoğrafta gördüğünüz gibi burada iki farklı damper yerleştirilmiş. Vibre damper. Sık kullanılan haliyle. Burada bir tane damper var. Burada bir tane damper var. Aynı şekilde durdurucu direk tarafında da iki tane damper yerleştirilmiş. Bu fotoğrafı açıklamaya devam edelim. İzolatöre baktığınız zaman arkadaşlar, taşıyıcı direk tarafında suspension clamp diye, yani askı clamp ile izolatör iletken hatta bağlanmış. Durdurucu direk tarafında ise tension clamp, yani gergi klembi ile izolatör hatta bağlanmış. Peki bu ayrım her zaman mı geçerli? Her zaman geçerli. Taşıyıcı direklerde askı klembi ile, bunun şekli askıya benziyor arkadaşlar, oradan çıkartabilirsiniz. Askı klembi ile izolatörler iletken hatta bağlanır. Durdurucu direklerde ise gergi klembi ile izolatörler iletken hatta bağlanır. Biz bu klemp farklılıklarını hesaplamalarda kullanacağız. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Çünkü damperlerin yerleşimi direklere göre değil, klemplere olan mesafesine göre olacak. O yüzden bu klemplerin çeşidi de önemli. Daha sonra bu camper'da da bir bağlama yapmış arkadaşlar. Jumper'da veya işte paralel groove klemp. Buraya değinmemize gerek yok. İşte bu da paralel oluk klembi diye çevirebiliriz. Şimdi konu anlatımımıza yavaş yavaş geçelim. Damperin etkili olabilmesi için damperin klemp ucundan itibaren S eşittir 5 bölü 4 lambda kadar ileriye monte edilmesi gerekir. Yani klemp ucuna göre 5 bölü 4 lambda uzaklıkta yerleşim yapıyoruz. Gerçekte damper yeri rüzgar hızına bağlı olarak titreşim frekansı ile değişir. Normal menziller için bizim artık formülasyonumuz ne olduğunu biliyoruz. S1, yani ilk damperin yerleşiminde formülümüzün 5 bölü 4 lambda olduğunu biliyoruz. Biz geçen dersimizde lambdanın formülünü elde etmemiş miydik? Etmiştik. O zaman onu yerine koyarsak o formülümüz neydi? Burada yazdığı gibi 0.0194 çarpı D bölü V çarpı kök içerisinde T bölü G idi. Burada T cer kuvveti, G metrik ağırlık, D iletken çapı, V rüzgar hızıydı. O zaman bunu da yerine koyduğumuz zaman S1 formülümüz metre cinsinden 0.0243 çarpı D bölü V çarpı kök içerisinde T bölü
G olarak elde edilmiş oluyor. Bu ama birinci damperin yerleşimi. Çünkü uzun menzillerde ikinci dampere de ihtiyaç duyacağız titreşimleri engellemek adına. Burada ne demiş? Büyük menzillerde birden fazla damper kullanmak gerekebilir. İkinci damper birinci damperden lambda kadar uzakta, klempten ise S1 artı lambda kadar uzakta olması lazım. Yani bizim ikinci damperimizin yeri S2 eşittir S1 artı lambda olarak tespit edilecek arkadaşlar. Bu da ne oluyor? 5 bölü 4 lambda artı lambda'dan 9 bölü 4 lambda uzakta olmalıdır dememiz gerekiyor. S2 eşittir 9 bölü 4 lambda ise 9 bölü 4 çarpı 0.0194 çarpı D bölü V çarpı kök içerisinde T bölü G'den asıl formülasyonumuza ulaşmış oluyoruz. Eğer ki bizim menzilimiz 200 metreden küçükse bu şekle bakıyoruz. Bir tane damper kullanmamız yeterli oluyor. Hemen şu taşıyıcı direk tarafında bir tane damper kullanmamız yeterli oluyor. Eğer ki menzilimiz 200 metreden büyükse ve 500 metreden küçükse o zaman iki direk tarafında da bir damper kullanmamız gerekiyor. Eğer menzilimiz 500 metreden de büyükse ve 1500 metreden küçükse o zaman iki direk tarafında da 2 damper kullanmamız gerekiyor. Buradaki formülasyon biraz farklı gözüküyor çünkü V'yi yerine koymuş ve milimetre cinsinden yazmış. Yoksa formül aynı, ona takılmayın arkadaşlar. Burada bize neyi açıklıyor? Diyor ki A ve B taşıyıcı direklerde damper ekseni ile askı klembi arasındaki mesafe, durdurucu direklerde ise damper ekseni ile gergi klembi arasındaki mesafedir. Yani bu bizim neydi? Dersin başında söylediğimiz konu. Taşıyıcı direklerde burada gördüğünüz gibi askı klembi kullanıldığından dolayı damper askı klembi ile arasındaki mesafe, durdurucu direklerde gergi klembi kullanıldığından dolayı damperin gergi klembine olan mesafesi ele alınarak işlemler yapılır. Burada mesafenin klembe göre alındığını unutmamak gerekiyor. Çünkü olur da direğe olan mesafesini alırsanız, bakın durdurucu direklerde klembin direğe olan mesafesiyle taşıyıcı direklerdeki klembin direğe olan mesafesi birbirinden çok farklı. Çünkü birisi direğe düşey doğrultuda yerleştirilen izolatör, birisi de direğe dik doğrultuda, yani yatay doğrultuda yerleştirilen izolatör olduğu için mesafeler değişiyor. Hadi diyelim taşıyıcı direkte yakın bir değer buldunuz ama durdurucu direkte aynı değeri bulamayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden klembe göre işlemlerin yapıldığını unutmamamız gerekiyor. Damperlerle alakalı bakalım. İşte demet iletkenlerde demetteki iletkenler ara tutturucu elemanlarla. Biz ne diyorduk ara tutturucu elemana? Spacer'larla. Birbirlerine bağlanırlar. Bu ara tutturucular titreşim oluşumunda etkili olurlar. Ara tutturucular da titreşime neden oluyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve burada ikili demet iletkeni, üçlü demet iletken, dörtlü demet iletken ve spacer yerleşimine örnek verilmiş. Burada daha fazla anlatacağımız bir şey kaldı mı damperlerle ilgili? Hemen kontrol ediyorum. Yok. Şimdi damperlerle ilgili o zaman konuyu toparlayalım. Damperlerle ilgili biz neyi öğrendik? Birinci damperin 5 bölü 4 lambda uzaklıkta olması lazım. Neye? Klempe. Klempe 5 bölü 4 lambda uzaklıkta olması lazım. Klemp Türkçesi nedir arkadaşlar? Tutturucu, kıskaç, kelepçe anlamına gelir. Adı üstünde izolatörü iletken hatta tutturan eleman, enerji nakil hattı elemanıdır. Normal menzillerde 5 bölü 4 lambda olarak bulunur. İkinci klemp ne olarak bulunuyordu? S1 artı lambda'dan 9 bölü 4 lambda olarak bulunuyor. Burada lambda'yı yerine koyup formülasyonu düzeltebilirsiniz. 200 metredeki damper yerleşimi, 200'den fazla damper yerleşimi ve 500 metreden fazla damper yerleşimi birbirlerinden farklıdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi temelde 3 farklı konuyu bildikten sonra damperlerle alakalı başka bilmemiz gereken bir şey yok. Bu derste de söyleyeceklerimiz bu kadar olsun. Bu haftalık video serilerini kaçırmamak adına kanala abone olmayı ve video zilini açmayı, video bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.